Sevgili seyirciler, DNA ve genetik araştırmalarını şimdi konuşacağız. Ama tarihçi, Orta Asya Türk tarihi uzmanı Profesör Timur Kocaoğlu'nun bu konularla ilgisi ne, onu merak ediyoruz değil mi? Nereden ilgi duydunuz? Tarihi bıraktığınız DNA'lar, gen. Evet, şimdi ben şey söyleyeyim. İstanbul Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı mezunuyum. Ondan sonra Amerika'ya gidip Sovyetler Birliği Türk boylarının edebiyatı incelerken siyasal bilgilere girdik. Çünkü Sovyet dönemini bilmeniz lazım. Hocamın önündeki bilgisayar fazla mı kapatıyor? Biraz yatıralım mı kapağını? Hocam ya şu geriye kapağı, ya öne doğru biraz. Tamam. Yüzünüzü ve cüssenizi tam görelim. İşte benim master ve doktora hem siyasal bilgilere girdim Sovyet dönemini öğrenmek için. Çünkü edebiyatla Sovyet sistemi çok bağlantılıydı. Buradan Türk kültür tarihine giriştim. Bir günde Sovyet edebiyatını konuşsak aslında değil mi? Dünya çapındaki klasikleri. Çünkü çok önemli bir dönemdir. Ondan sonra kültür tarihi, yani ben de dil bilim, edebiyat, siyasi bilimler, siyasal bilgiler ve kültür tarihi bir disiplinler arası bir şey oldu. Ama niye bir DNA araştırma yapma ihtiyacı duydum? Bakın size açıkça... Kendinize mi araştırma yaptınız? Evet, kendim üzerinde yaptım. Niye? Şu bakımdan. Çünkü bakın babam Orta Asya'dan gelmiş, Buhara'dan. Annem Kabul, Afganistan gibi ülkeden. Ben Türkiye'de doğuyorum. Ve ben babamın İki kuşağını biliyorum. Babam iki kuşağını bilirdi. Annem de üç kuşağını bilirdi. Ondan ötesini bilmiyoruz. Şimdi yazılı tarih, biliyorsunuz tarih yazıyla başlar der ve Sümerlerden başlatırlar. Biz Türklerden başladık. Evet, Türklerden doğru. Ama kaç yıla kadar gidebiliriz? 6000, 7000 yıla en fazla. Arkeolojik çalışmalar kaç yıla gidiyor? O da 11 yıla gidiyor arkeolojik. Ama gen tarihinin ben 75 bin, 80 bin yıl geriye gittiğini duyunca heyecanlandım. Şunu dedim, tarihte bu yazmıyor ama genlerimiz bir gizli şifreler. Biraz sonra... Neyin şifresi? Bu bütün geçmiş yılların, nasıl bir ağacın kökünü keserseniz, oradan onun ne kadar yaş ve hangi yıl kuraklık olmadığını anlarsınız. Genlerimizde de bizim şifreler yazılı. Şifreler... Ama aslında buna modern ırkçılık diyorlar. Değil mi? Modern, yani bakın ırkçılık olmadığını burada izah edeceğiz. Evet, bu ırkçılık değildir. Irkçılık ırk araştırması. Çünkü yani ırkı belli bir millete veya belli bir... Çünkü bu, biliyorsunuz, bunu açıkça söyleyeyim. Bu üçlü ırk. Diye çok bakın, üçlü ırk. Siyah ırk, beyaz ırk ve sarı ırk. Bu 16. yüzyılda başlayan Avrupa sömürgeciliğinin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Beyaz ırk üstündür. Siyah, kara ırk ve sarı ırk sömürülmeye müstahak gruplardı. Böyle bir üçlük tasdif. Ve ondan sonra milletler, artık Alman ayrı bir ırktır, Türk ayrı bir ırktır, Çin ayrı bir ırktır. Böylece ırk şeyleri çıkmaya başladı. Fakat bu genlerde başka bir hikaye var. İnsanlığın hikayesi. Yani 200 bin yıla gidiyor bugünkü modern insanlık. 200 bin yıl geriye gidiyor. Ve bu insanlığın o 200 bin yıl içinde nerelerden, ne zaman ortaya çıktığı bir kişinin genlerinin ve giderken dünyanın hangi bölgelerinde, hangi gruplarda, insan gruplarında, ki onun sonra haplogruplar diyorlar, yaşadığının izleri, marker diyorlar buna. Genetik marker diyorlar. Genetik izler bunlar. Bir insanın geninde, doğrulayabilir Murat, 135 bin iz bulunuyor. Ve bu 135 bin izde siz... Birçok özellik var. İşte sizin göz renginiz, saçınız, başka şeyler var. Ve bunun yanında bir de soyunuz. Bakın, erkeklerde Y kromozom, yani insan 46 kromozomdur ortak. Hanımlarda 46 çift bulunuyor. Yani 46 bulunuyor. 23 çift, 46. Erkeklerde bir de Y kromozom var ekstra olarak. O da cinsiyeti belirliyor. Erkekliği bir Y kromozom belirliyor. Şimdi bu Y kromozomla bir erkek DNA testi yapınca bütün ata soyu ortaya çıkıyor. X'lerden de, hem X'lerde babanın X'leri var hem de annenin X'leri, ama daha çok anne X'lerinin ninelerinize ulaşıyorsunuz. Y'yi takip ederseniz. Evet.
Y'yi tabi görsen atanın bütün soyu çıkıyor. Şimdi çok basit böyle bir kutuda içinde iki tane küçük deney tübü geliyor. İçinde sıvı ilaç var. Getirdiniz mi? Yok. Hayır, bunu kullandım ben şimdi. Ha, kullandınız. Evet. Turgay Bey'e de yapsaydık burada. İki tane de şey var. Hayır, Turgay Bey Türkçülük, Türk falan derken ne çıkacaktı bir bakalım. Fırça var. Fırçayla alıp sol yanak içinizi 45 saniye sertçe fırçalıyorsunuz. Sonra deney tübü, fırçanın ucuna basınca ucundaki fırça ucu deney tübünün içine giriyor. Kapatıyorsunuz onu. Çünkü dokular yapışmış oluyor. Sertçe yapıyor ama kanatmayacak şekilde. Sonra da bu sefer sol tarafı yapıyorsunuz ikinci tübe. Ve tübün üstünde şifre yazılıyor. Bakın buraya ben şifreyi burada sarıyla, çünkü biraz benim şifrem yazılı. Biraz şöyle sabit tutarsanız. Evet, şöyle şifrem şöyle yazılı. Tutar, görüyor musunuz? Kameraman arkadaşlar. Şifre yazılı burada. Ben sarıyla şifremi gizledim, sarı şeyle. Biraz şeyler. Dik tutun da parlıyor. Şöyle, evet, öne doğru. Şöyle. Ha, tamam, ha, şifre var. Burada iki tane deney tübü ve fırçalar var. Tamam. Ve bunlar balonlu bir zarf içinde geliyor. Ve şifrelerin üzerinde de şeyiniz, sizin şifreniz yazılı. Tamam, çok teknik. Yani evet. Bunları yaptık, ha, sonra bunu ne yapıp oluyor? Gönderiyorsunuz. 4 ay nereye sonra gönderiyoruz? National Geographic'in Texas'taki genom Türkiye'de laboratuvarında. Türkiye'de yok mu Murat Beylerin yaptığı, evet, yer? Yok, Türkiye'de bu zaten. Siz de mi yurt dışına gönderiyorsunuz? Family Tree DNA, hmm, Texas'ta National Geographic ayrı kurum. Fakat, evet, sonuçta ikisi ortak veri tabanı kullanıyor. Hmm. Diğer yapan laboratuvarlar da genelde o veri tabanını birlikte, hmm, kullanıyorlar. Yani National Geographic'in yapmış olduğu, hmm, DNA testi sonucuyla Family Tree DNA'in farklı çıkmaz. İkisi, hmm, de aynı veriler. Hmm. Çünkü ham data. Güveniyoruz yani. Güvenme konusunda ben bir örnek de gösterdim az önce, hmm, hocama. Mesela yeğenim benim, evet, Kanada'da. Soy isim farklı, adres farklı, her şey farklı. Genetik akrabalar sürekli güncelleniyor. Her veri tabanına yeni bir dosya düştüğünde mevcut kayıtlı olanlarla yakınlık derecesine göre bana mesaj geldi. Yakın akrabanız tespit edildi diye ben de şaşırdım falan, hı-hı, heyecanlandım biraz. Tabii akrabanız da mı yaptırmış ki bunu daha önce? Evet, yeğenim, tabii, ben kendisine yeğenim. Zaten ben söylemiştim yaptır diye de hani test sonucunun çıkacağına hazırlıklı olmadığım için az önce, evet, size de, evet, gösterdim. Hemen yazmış zaten. Yazmışız yani. Yeğen, amca, dayı, hala, yani ikinci dereceden bir yakın akrabanız akraba olabilir, olabilir demiyor. Bulundu, bulundu diyor. Ha, size bulundu, gösteriyor, evet, zaten. Yani güvenilirlik derecesi peki bu. Peki bunu mesela bazı politikacılar için de yapabilir miyiz? Nereye dayanıyor diye. Şöyle, hani bu bardağın üzerinde bir başkası da götürse benim parmak izim gidiyor ya. Evet. DNA'lar da mesela bu parmağa geçer mi? İlle böyle yanağın içine doku fırçalamak lazım, mı mi gerekiyor? Benim haberim yokken hakkımda DNA'mı araştırabilir yok, misiniz? Yok, parmaktan zor. Şöyle düşünün. Bir örnek parmak ya. Yani insan vücuduna ait bir canlı hücrenin, canlı hücrenin mutlaka, evet, bulaşması lazım. Eğer dudaklarınızı değdirdiğiniz zaman olabilir. Hani elinizden tükürükten. Çünkü, evet, tükürük içinde de o, evet, hücreler, evet, sizin yanak içinden aldığınız hücreler bulunabilir. Var, evet, o garantiyi sağlamak için biraz bastırmanızı söylüyorum. Mesela büyük devlet başkanları gelip başka ülkelere gittiği zaman otelde kalıyor ya, otelin katını kapatıyor. Bütün yakınlar, işte Araplar da, Avrupalılar da öyle yapıyor. Devlet başkanlarının tuvaletlerini alıp götürüyor. Tabii, evet, oradan hastalık çok rahat çıkar. Evet, yani tabii, çünkü orada tabii. İdrarda, diğer atık malzemelerde vücudumuza ait pek çok hücre zaten bulunduğu için onlardan çok, hani, rahat. Biraz ayıp olacak ama bizim dilimizde var ya, bilmem nerede boncuk buldun gibi. Hmm. Demek ki bakın işte oradaki boncuk, işte DNA belki de. DNA. Aslında pek çoğu bunu yaptırıyor fakat gizli tutmak isteyebilir veya özellikle saklama amacı kendine göre bir şey var. Siyasi olarak tabii saklamak ister insanlar çünkü düşünsenize çok önemli bir ülkenin lideri, bizim bilmediğimiz bir hastalığı var. Bir sene ömrü var, 10 sene ömrü var, insanlar ona göre politika belirliyor. Amerika'ya karşı Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki pek çok liderin hepsi kanserden gitti, ne tesadüfse. Değil mi? İnsanlar çok hasta edilebiliyor. Hı, tabii, hastalıkları, tamam, varsa ona göre plan yapılabiliyor. O yüzden bence de gizli tutulmalı. Güzel bir konuya girdiniz. Ben söz verdiğinizde bununla giriş yapmak istiyordum. Giriş yapayım. Biz aslında genom projesinin
çok yüzeysel ve sığ bir alanında takılıp tartışıyoruz. Hmm. Soy var mıdır, ırk yok mudur gibi. Bu genomun 46'da biri. Esas yapılan konu, genom projesinin esas heyecan verici olan kısmı işte bu. Ne yapıyor? 3 milyardan fazla insan genomunda baz çifti var. Bunların tamamı bilgisayar ortamına girilebiliyor artık. Bunun yazılımları da geliştirildi. Girdik. Yani o dediğiniz, ne arıyoruz orada? Bir şey aramıyorsunuz. Girdiği andan itibaren sizin bütün genetik kodlarınızı çıkardığı anda bilgisayar, mesela kanser dediniz ya, bir insanın, örnek olarak söylüyorum, orada kan kanseriyle alakalı genin fonksiyonunun hangi genetik arızayla meydana çıktığını bilen bilim adamı çok rahatlıkla kaç yaşında, ne zaman, ne kadar riskle yakalanacağını bile önceden kestirebilir. Bu hesaplanıyor. Bugün hani bu anlattığım bilim kurgu değil, olanı söylüyorum şu an. Şimdi şöyle kurgu bir değil, bilim oldu artık. Evet, genom projesinin gücünü hayal etmek için, bunu canlandırabilmek için düşünün. Bütün genlerin 25-30 bin kadar gen olduğu hesaplanıyor. Tamamının çıkarıldığı gün şöyle bir imkan ortaya çıkacak. Bütün insanlık için mi bu? Evet, insanda 25 ila 30 bin gen var. Bunların hepsi tamamı çıkarılamadı ama her gün çıkarılıyor. Yani tamam, göz rengi bulduk diyelim. Ne olacak? Ne İnsan olacak? Mı yaratılacak o zaman? Yok, o bir sonraki aşama. Sentetik DNA'yı yapan laboratuvarlar var ama o biraz bilim kurgu şu an için. Belki olacak, bilemiyoruz ama olanı ben söylüyorum. Daha doğar doğmaz bir çocuğun spora yatkınlığı ne derecede? Müzik, sanat eğilimi nedir? Çünkü mevcut veri tabanında sanatçıların, sporcuların, bilim adamlarının bütün yeteneklerin, şiir, akla gelebilecek genetikle ilgili ne kadar varsa orada kayıtlı. İşte ırkçılık bu. Robot yaratırsınız. Bunu keşfettiğiniz anda robot yaratırsınız. Yok. Katiller yaratırsınız. O kopyalama var, kopyalama şekliyle. İstediğiniz gibi hem bu iyi manada hem değil, kötü anlamda. Evet. İşte milletin kalbini, ciğerini söken canavarlar yaratırsınız. Adam Allah-u Ekber diyor, kesiyor. Kesiyor tabii. Şimdi bilimin her zaman böyle iki yönü vardır. Yani nükleer enerjiyi bulduğunuz zaman öldür edebilirsiniz. Tabii. Ama insanlığın yararına da kullanabilirsiniz. Yani bunun engellemenin bir yolu yok. Doğal olarak her zaman var. İki etik, ucu etik her alanda olduğu gibi etik. Yok, bu genomda değil. Mesela kopyalama yasaklandı. İnsan kopyalaması. Etik nedenlerle. Tabii. Şimdi etik nedenlerle. Hani ben onu garanti altına alacak bir imkanımız yok anlamında söylüyorum. Sonuçta yaptılar ve atom bombasını kullandılar. Bunu kim engelleyebilir? Tabii, yani tabii. Ama insanlığın yararına da kullanılabilir. Kullanılıyor da. Genomdaki ben iyi niyetli kısmını söylüyorum. Kötü niyetli, art niyetli kullanımını değil. Bir çocuk doğduğu andan itibaren o yeteneklerine göre belirlendikten sonra, sanatsa eğer bunun kabiliyeti veya sporun belli dallarına ise ona göre yetiştirilecek. Potansiyel hastalıkları da biliniyor. Kalp krizi riskinden tutun, aklınıza gelebilecek bütün hastalıklara karşı eğilimi. Ona göre uygun beslenme yöntemi de belirlenecek. İyi niyetle bakınca. Tabii ben olumlusunu söylüyorum. Ve düşünün ki böyle bir teknolojiye sahip olan ülkeyseniz eğer, toplumunuzda doğan insanlar hasbelkader bizimki gibi, hani böyle kaderin sürüklemesiyle bir yerlerde hepimiz iş buluyoruz. Bir yani yerlere... takdiri ilahinin önüne bilimin iradesi geçiyor, öyle mi? Hani ilahi karıştırmayayım ben ama bilinçli yönlendirme. Belki bugün arkadaşlarımızdan çok büyük sanat yeteneği olan insanlar var ama hiç ilgisiz işler yapıyorlar. Çünkü bulunduğu yaşam onu o yöne sürüklemiş. Cehalet bilimle çözümlenene kadar her şey takdiri ilahi. Mesela yani eskiden doğru, neydi? Öyle deniyor, doğru. Doğacak çocuğun kız mı erkek mi olduğunu bilmeden kız doğuyor, takdiri ilahi. Erkek doğuyor, takdiri ilahi. Tabii. Yok öyle bir şey şimdi, değil mi? Tabii, kaç yıldır kız erkek çocuk tespit edilebiliyor. Tabii. Yarın da hastalıklar tespit edilecek. İnsan uzun boylu, kısa boylu, işte her türlü fiziksel özellikler, sağlık, kalp sağlamlığı, kalp hastalığı, DNA'ları geliştirerek ya da hastalıklı DNA'ları çoğaltarak bunları yapmak mümkün. Bugün onların hepsine takdiri ilahi kader deniyor. Yarın bilim öne geçtiği zaman denmeyecek bunlar. Evet. Tabii insanlar bilemedikleri noktada o tabiri kullanıyor. Ne zaman ki kendi iradesini, bilgisini aşan bir şey varsa işte ne yapalım, takdiri ilahi diye kaderci bir yaklaşıma gidiyor. Ama bu bilindiği zaman bu çocuk iyi yetiştirildiği takdirde, hani Mozart kadar olmasa da çok büyük bir sanat yeteneğine sahipse bu eğitilebilecek.
sporda, bilimde aklınıza gelecek bütün meslek dallarında ve bunlar sağlıklı toplum olacak. Çünkü hastalık riskleri de minimize edilerek bütün dünya için algılanamaz bence. Çünkü tabii, diyelim ki Amerika, Rusya, Çin veya kim yapıyorsa bunu yaptı. Doğru. Kendi ulusunu öne çıkaracak. Sanki bütün dünya insanlık için yapıyormuş gibi gösterecek ama yani bu herhangi bir ülkenin elinde olsa niye sana versin çok ki? Çok doğru. Ben de zaten onu söyleyeceğim. Amerika sanatçıları önde olacak. Futbolcuları daha iyi koşacak. Atletleri 8 saniyede, 7 saniyede koşacak. Sana niye versin ki bu bilime? Evet, tabii. Ben de zaten tam buna parmak basacaktım. Size vermeyecek tabii ki. Emperyalizmin aracı olacak sonuçta bu. Evet, bu teknolojiye sahip olan ülkenin vatandaşları belki 15-20 yılda diğerlerine kıyasla çok üstün bir topluma dönüşecek. Yani biz bunu anlatmamızın sebebi hani pek sonuçta çok seyir... işte geldi, ırkçılığa dayandı. Bakın şimdi o konuda ırkçılık, şöyle diyebilirim. Irkçılık bakın, konusu demeyelim buna çünkü genetik anlamda bir ırk kavramı zaten yok. Şöyle bu söyleyelim. Avrupa'dan çıktı bu ırkçılık. Bencillik diyelim. Evet, yani sizin kastınız o. Evet. İnsanlar kendi bencil çıkarları için, toplumsal çıkarları için tabii ki kullanabilir. Evet. Fakat bundan dolayı yargılayamayız da. Evet. Çünkü bu bizde olsa böyle bir teknolojiyi ilk biz kullansak ve toplumun bütününe yaymış olsak sonuçta uluslararası bir müsabakada güreşçinizin yenilmesini istemezsiniz. Kazanmak istersiniz. Sizin bu teknolojiye sahip bir ülkenin vatandaşının karşısına ne mindere çıkacak bir güreşçi bulabilirsiniz. Ne onun bilim adamıyla kıyaslanacak bilim insanı yetiştirebilirsiniz. Çünkü bir toplumda hasbelkader insanlar meslek sahibi oluyor. Bakın şu burada yerinde bir girmek istiyorum müsaadenle. Şimdi bakın internet nasıl ortaya çıktı? Ne? Hepimiz internet. Bugün internet dediğimiz internet, şey. Evet. Amerikan ordusunun kullandığı bir teknolojiydi. Bugün bütün insanlığın haline geldi. Şimdi genetikte dediğiniz gibi şu anda en çok yoğun olarak Amerika, Rusya, Çin'de yapılıyor araştırmalar daha çok çünkü bu alanı yok. Ama şu anda artık yaygın, Türkiye'de de bugün genetikçilerimiz var, üniversitelerde yapıyorlar. Hani seviyesi şu anda onlar değil ama bir gün bu genetik insanlığın malı olarak herkes tarafından kullanılabilecek. Ben hani şomazlık yapıyorum ama yani her şeyden şüphelenmememiz kesinlikle lazım. Kesinlikle ırkçılık, faşizm, Hitler'in faşizmi. Ha. Darwinizme dayanıyordu. Sosyal Darwinizmdi. Güçlü olan ayakta kalsın. Şimdi DNA'ları tespit ettiğiniz zaman bir de ayarlama imkanınız olduğu zaman işte güçlü olanı ayakta bırakacaksınız. Rakiplerinize karşı kendinizi güçlü ilan edecek. Ama işte, internette öyle faşizm, değil mi? İnternette güçlü bu, olan bugün ticarette ayrı, de kazanıyor. Ama, peki, tabii. Yalnız bakın bu mantıkla, Hülki Bey. Bu mantıkla her devlet faşisttir. Çünkü her tabii. devlet kendi toplumunu diğerine karşı... Devletin yapısında faşizm var tabii zaten. Ki, tabii ki. Devlet örgütü yani, sizin öyledir. Sizin söylediğinizin çözümü genetik bilimini yok etmek, ortadan kaldırmak bakın, şimdi, değil. Devlet mantığını yok edebiliyorsak şayet o zaman insanlar bencillikten kurtulur ve bütün bakın, insanlığın yararını kullanır. Bakın şimdi ben isterseniz şeyden başlayayım, kişisel örnekten. Ben ne öğrendim? Bu yani özet olarak vereyim. DNA testi yaptırdım. Baba tarafımın 75 bin yıl önce, anne tarafımın 67 bin yıl önceki şeyleri, ata ve nineleri tespit edildi. Ve onların bütün haritası verildi. Nereden geliyormuşsunuz? Afrika'dan tabii. Herkes Afrika'dan geliyor ama. Ama şöyle, Afrika'nın da 3 yöresi var. Önce L0, ondan sonra L1, L2, L3. L3'ten geliyoruz. Yani benim bulunduğum soyum L3'ten geliyor. Bu Afrika'nın bugünkü Habeşistan dediğimiz kısmında olan ve bu 62 bin yılda ilk defa buzul çağı eridikten sonra Kızıldeniz'i araştırarak önce Arabistan Yarımadası'na... Afrika'da da buzul çağı yaşanmış değil mi bütün dünyada? Hayır, Afrika daha sıcak. Yani bu buzul çağı Avrupa ve Asya'da. Buzul çağı orada yaşanıyor. Tamam ama insanlık Afrika'da çıkmış. Afrika'da çıkmış. Buzul çağını görmemiş yani öyle mi? Hayır şimdi yani burada Afrika'daki bu sıcaklıkla Asya, Avrupa'daki... Buzul çağı Asya... pek çok defa yaşandı. Evet, yani tabii, bir kere değil. Tabii. 200 bin yıl... Afrika'ya da uğradı mı buzullar? Tabii ki. Ha. Buzul çağı her yere etkiler. Evet. Fakat kuzey bölgeleri elbette ki daha fazla etkilenir. O zamanın... Gireceğimiz ikinci konu da kısmen tarihle ilgili olduğu için oraya yaklaşmış olalım. Homo sapiens iklim şartlarına göre göç eder. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Evet. Yani hem uyarı hem eleştiri size.
giderek bir tuzağa doğru ilerliyorsunuz her ikiniz de. Bunun ne olduğunu izleyicilerimiz söylüyor. Ama siz biraz daha konuşun, ondan sonra hatırlatacağım. Can, buyurun. Doğru. Uzmanlıklarınızı öğrenelim. Kim tuzağa ilerliyor? Hocam, her ikiniz de. Ama bilgilerinizi alalım, korkmayın canım. Söyleyeceğiz, paylaşacağız. Evet. Ben düşeyim müsaadenizle hocam. Oldu. Tamam. Size, oldu. Hocama emin tutayım, tuzağa ben kendimi feda edeyim. Kendimi yakayım diyorsunuz. Yakayım kendimi. Şimdi az önce anlattığımı bitireyim isterseniz. Yani genom projesinin böyle bir önemi var. Bu açıdan bakmak lazım ve genom projesinin sadece çok küçük bir bölümü soy ağacıyla ilgili. Yani dünyada artık bu soy ağacı kısmını da tartışan kalmadı. Yani bizim tartışıp kaldığımız noktaki Sayın Perinçek de biliyorsunuz bunları dile getirdi, siz de getirdiniz. Genel anlamda dünyada artık kimsenin konuşmadığı bir şey. Esas konuşulan, ilgi duyulan nokta ise bu. Genetik teknolojiyle insanın yetenekleri nasıl maksimize edilir, standartlar nasıl en yüksek seviyeye yaptık, çıkarır? Yaptık, sonra ne olacak? Bunu dediğim gibi sonrası önemli değil. Sonrası... Yani genetik, gen bilimi bir amaç değil, araç. Neyin aracı, ne olacak sonra? Şimdi ben kendi milletimiz adına bunu söylüyorsam ne olması lazım? Ben neden bu gayretle anlatıyorum? Böyle bir şey dünya genelinde varken biz bundan uzak kalmamalıyız. Ayrı tabii. Dünyada böyle bir birileri bir şeyler yapıyorken... Yani bu sorunun cevabını sonra düşünelim ama herkes yapıyorsa biz de geri kalmayalım. Tabii tamam, geri kalmayıp doğru. Hatta mümkünse öne geçelim. Biz öne geçelim araştırmada. Biz bunun küçücük bir kısmında şu ırk var mı bu ırk yok mu gibi kavgalarla basit sığ sularda boğulmak yerine çok daha derin düşünelim, çok daha... Büyük tabloyu görelim. Genom böyle bir önemli bir konu ve belki bu yüzyılda nükleer enerjinin de yerine geçecek esas ana unsur. Yetenekleri belirliyoruz DNA'larla, genlerle. Sonra her şeyi, mesela suç unsurunu bile ortadan kaldırabilirsiniz. İzleyicilerimiz soruyor, işte filanca gen bulundu, o bulundu. Vatan hainliği ve yurtseverlik geni de var mı diyor, var herhalde değil mi? İnanç geni bulundu diye çıkmıştı çünkü. Tayfun Akbaş diyor ki, gen teknolojisi bizim elimize geçerse kesin dindar nesil yetiştiririz diyor. Yani mesela, siyasi gücün, görüşün durumuna bağlı bu. Tabii, bu tam olarak genetiği anlamamaktan kaynaklanan bir soru. Evet, evet. Dindarlık genetik değildir, bencilliktendir. Dindarlığın şekli genetiktir. Ya yani şöyle söyleyeyim, burada da tabii düzeltme yapmam lazım Diyanet İşleri Başkanlığı'yla başımı derde sokmamak için. İnsanın her davranışı bencillik odaklıdır. Dindarlık da dolayısıyla, yani kurcaladığınız zaman kendine bir çıkar sağlama amacı vardır. Yok, tam tersi dindarlık canım. Kendini Allah yolunda ya da inandığı değerler yolunda ama feda etmek. Ama öyle görünür ama aslında bir çıkar şimdi vardır. Orada şu, çünkü bir yere ulaşmak için. Felsefesini söylüyoruz. Uygulamada sahtekarlıklar çok yok. Doğru. Çok fazla özünde ama de var, ilkesine bakıyoruz. Hulki Bey, mesela bir cennet cehennem vaadi var. İnsan bencildir. Her zaman kendini güvene almayı ister ve mevcut imkanlarını da arttırmayı amaçlar. Bir cennet cehennem vaadi varsa orada dindar olma eğilimi o açıdan dedim, bencillikten. Yani kötü bir şey olarak söylemedim. Ama sizin söylediğiniz gerçek dindarlık anlamı ise bencillikten soyutlanmaktır. Onu tamamen ortadan kaldırmaktır. Dindarlığın şekli genetiktir. Bu yüzden insanları genetik bir oynamayla dindar yapamazsınız. Ne şekilde dindar olacağı o genetikle... İnanç geni yok mu? Her şeyin geni var. Aklımıza ne geliyorsa, göz rengi, düşünce, fiziksel özellik hepsi. Peki size o zaman şöyle söyleyeyim ben. Mesela gündemde olan bir konu olduğu için El-Kaide, IŞİD, hani dindar veya radikal dinci bir eğilimde. Şimdi bu insanların dindarlık anlayışı tamamen genleriyle alakalı. Bu gruptaki insanlar olaylara hep aksiyonel, materyalist yaklaşan veya pragmatik yaklaşan, daha yumuşatarak söyleyeyim insanlar. Yani dinle alakası olmayan bir ideolojide bulunsa, diyelim sosyalist olsa, ateist olsa, o hep hayat felsefesini aksiyon üzerine kuracaktır. Buradan ne anlam çıkar? Mesela ben diyelim komünizme inanıyorsam, bunu insanlara zorla kabul ettirmeliyim. Kabul etmeyenler düşmandır. Onları yok ederek ancak ideoloji... Şimdi de fark etmeden genleriyle oynayarak yaparsınız. Şunu söylemek istedim. İşte kimin elindeyse bu dindarlık, güç ona göre. Ama dikkat edin değil. Yani o İslami radikal bir çevrede olduğu için aslında aynı şeyi yapıyor. O insanı alsaydınız
komünist bir topluma koysaydınız o yine kafa kesecekti, yine birilerini öldürecekti. Bu sefer komünist ideoloji için bunu yapıyor olacaktı. Genetiğiyle, DNA'sıyla oynayarak sadece insanın fiilini hani ileride olursa, evet, başarılırsa değiştirebilirsiniz. Mesela bir diğer sosyal davranış nedir? Dindarlığı mesela bir de güzel ahlak olarak algılayan grup vardır, değil mi? Bu insanlara sorsanız iyi bir Hristiyan, iyi bir Müslüman nasıl olur? İyilik yapmaktan bahseder, yardım etmekten, yalan söylememekten. Bu da genetik eğilimdir. İki insanı koyun karşısına. İşte genlere hükmetmeye başlayınca, tespit edince iyi insan da yaratırsınız, kötü insan da. Evet, işte. Madem potansiyel bir hastalığı varsa o genini alıp da hastalığı önlüyorsunuz ya, hastalık yapabilirsiniz, hastalığı yok edebilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Yani sonuçta bu genetik meselesinde böyle ileriye dönük olabilecek olasılıkları görme yerine bu genden ne öğreniyoruz ve bunun ırkla ilgisi, tamam, konusuna gelsek onu alalım. Ha, evet. Onu ama alsak, ben bir, çünkü çok evet, dağlandı, uzaklandı. Evet. Ben bir kavram şeyden, söyleyeyim. GDO'lu evet, ürünler vardı ya. GDO'lu insan doğru çıkacak demek, evet, ki. Tabii, genetiği tabii değiştirilmiş ama organizma bu, diyoruz. Bu dediğiniz üçüncü evet etap diyelim. Şu an o evet aşamada değil. Biz çok ileriyi evet gördüğümüz için. Onun için. Doğru. Şu an sadece benim evet söylediğim ikinci evet aşamada mevcut olan, gerçekleştirilen bu. Ama bu da dediğinizde araştırılıyor. Tabii ki bunu yapmaya çalışıyorlar. Evet. Başarırlar mı, başaramazlar mı zaman gösterecek. Şimdi hocamın dediği konuya dönersek evet, esas yalnız programın... Burada ben biraz alayım, sonra tabii, sana buyurun söz vereyim. Bakın, şimdi bu ırk meselesi... Bir çünkü... izleyicimiz diyor ki, evet, kanı bozuk lafı doğru demek ki diyor. Hani kanı bozuk diyoruz ya, evet, ya da sütü bozuk. Demek ki genleri, DNA'sı bozuk manasına bozuk da gelebiliyor. Tamam, peki o konulara geliriz bence. İsterseniz şöyle yapalım. Bakın benim anne tarafımın bu Afrika'dan çıkıp dünyanın nerelerine gidip yerleştiği ve hangi haplo gruplar içinde uzun yıllar, tabii bu böyle 5-10 yıl değil, binlerce yıl orada kalıp yer değiştirdiğinin haritası çıktı. Sonuçta hepimizinki aynı yere dayanmaz mı? Yani tabii, işte bütün ona geliyoruz. İnsanlar aynı yerden çıktığına evet göre ya, siz ben ayrı ayrı evet test yapmamıza tabii gerek yok ki. Yok, sonuçta şu var, hepsi Huni gibi bir yerde toplanmıyor yok, değil mu? Mesela size yapılan genetik sizin anne ve baba soyunuzun dünyanın hangi bölgelerinde bulunuşuyla benim bulunuşu aynı, yani aynı bölgelerde bulunmamış olabilir. Afrika'dan yayıldığı söyleniyor. Sonuç aynı. Hayır. Detaylar bakın, farklı. Evet. Şu, aynı yere gidecek. Şu, hayır. Afrika'dan çıkılıyor ama bir grup geliyor Akdeniz'de takılıp kalıyor. Tamam, bir grup Orta Asya'ya gidiyor. Oradan Amerika'ya geçiyor. Sonuçta. Hulki Bey sonucu söylüyor diyorken yani geriye gidersek başına, sonuçta hepimiz aynı yere döneceğiz. Aynı ama bir tarihçi olarak diyelim, Türk tarihi bizi ne için ilgilendiriyor? Dünyanın nerelerinde Türk devletleri kurulmuş, değil mi? Biz diyelim ki sonunda bilgi hepimiz Türk'üz. Için. Ne işimiz var Göktürklerle, Hunlarla uğraşmaya? Sonunda gelmişiz işte bu Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. Tarihimizi bilmemiz gerekmez. Ancak bu insanlık tarihidir. Yani bu insanlık tarihinde nerelerde yaşamışız ve o yerlerde hangi gruplarla karışmış ve bugün hangi grup, mesela bugün bakın 4 kişiyiz. Bunu öğrenip ne bakın, yapacağız hocam? Yok, 4 kişiyiz. Hı. Hepimizin genetik haritamız çok farklı, tamam, birbirinden değil çıkardık mi? Diyelim. Genetik çıkardık, önümüze koyduk haritamızı. Peki, ne yapacağız? Peki size söyleyeyim. Emir Timur'un Türkistan'da çıkıp Çin'e gittiği, Anadolu'ya gittiğinin bir değeri var mı yani? Sonucunda gelmiş gitmiş. Yani bu meraktır. Yani siz hiç dünya seyahati yapmak istemez misiniz? Merak geni. Merak geni, evet. Bende merak geni var herhalde. Ben, zaten çünkü ben aslında merak, tamamen bu. Evet, yani bunu merak edenler yaptırıyor. Evet, ya tabii merak ki gerek yok. Dersiniz yani, ki ben Türk'üm, Anadolu'da yaşıyorum, ne lüzumu var? Tabii bunu siyasi evet olarak merak ediyoruz. Tabii, tabii. Çeşitli partilere oy veren seçmenlerin genleri ne söylüyor kendisine? Aynı olaylara, aynı yere bakıp evet farklı şey görmeleri tabii nasıl oluyor onu merak ediyorum. Tabii. Bunun cevabını söyleyebilir misiniz? Aynı ortamda yetişen insanlar genelde bulundukları toplumda kendisini güvene alma içgüdüsü sonucu davranış sergiler. Yani bir partinin taraftarı olan kesimde yaşıyorsanız çevrenizdeki insanlar çoğu... Mahalle baskısı diyoruz kısaca. Evet, evet. Baskı, etki evet, fakat bu illa zorlu olmak zorunda değil. Hani görerek birileri, de. Doğuş anından itibaren sürekli o çevredeyseniz
dininizi kolayca değiştiremezsiniz veya partinizi, evet, ideolojinizi ben karar verdim diyerek. Çünkü bilirsiniz ki bu durum sizin varlığınıza bir tehdit oluşturacaktır. Genler devreye girer ve sizin için en güvenli olan yol neyse, hangi partiye oy vermekse, hangi mezhebe, ideolojiye yönelmekse, biz farkına varmadan oraya doğru sürükleniriz. Peki. Hocam, yaptırdınız bu testi. Ha. Buldunuz annenizin babanızın 65-75 bin, evet, önceki dayandığı yeri. Ne hissettiniz? Ne oldu? Yani bugün ben Türk'üm. Tamam. Annemde bu Türk'ü bilinci annemde de vardı, babamda da var. Belki onun dedelerinde de Fransız var. Oradan geldi ancak. Bugün işte şunu öğrendim. Biz her birimiz çeşitli haplo gruplardan oranlar taşıyoruz. Ve bu oranlarımız farklı. Ama bu Türk olmamızı engellemiyor. Yani bizim ırksal bir Türklüğümüz değil, ülküsel, benlik kültürel ve kültürel bir şeyimiz, tamam, var. Ama birçok kimse Türkiye'de... Ne yapacağız bunu öyle de? Şeyi ırk olarak düşünüyor. Yani Türk ayrı, evet, bir ırktır. Alman ayrı, yani bir siz ırktır. Siz merak ettiniz. En başa, evet, dönersek merak, evet, ettiniz, araştırdınız. Evet. Merakınızı giderdiniz. Ne hocam, oldu yani? Cevabı ben vereyim isterseniz. Evet. Niye? Hocama mektup yazıyorum ben. Siz niye açıyorsunuz? Evet. Zarfı. Tamam. Yok, şunu öğrendim. Bakın, hocam müsaade ederseniz. Babamın ben, babamın soyunu, tabii babanın soyunun Arabistan'dan sonra Hazar Denizi, Karadeniz'in kuzeyine geçip Avrupa işlerine girdiğini... Siz kendi göç haritanızı çizdiniz. Çizdiniz, yani, evet. Anne tarafımın ise Doğu Asya'ya gidip Sibirya'da sonradan Amerika'ya geçen Kızılderililerle aynı hablo grup içinde bulunduğunu. Çünkü %2 de Kızılderililik özelliği var genlerinde. Yani bu size anne ve babamın değişik yol haritalarını verdi. Ama merakınız yoksa bunu, bu beni çok tatmin etti. Turgay Bey var mı? Evet. Merakınız. Şimdi... Kurduğumuz tuzağa düşmüyor hocam, fark yok, ediyorsunuz. Yok, o tuzağa çoktan düştünüz siz. Ben söyleyeceğim, evet, onu. Tabii. Hiç kendinizi şimdi sıkmayın. Evet. Ben biraz farklı düşünüyorum burada. Ne olacak mesela? Siz ister misiniz bu testi kendinize yaptırmayı? Ben yaptım. Yani 5 sene önce babamı ve eşime yaptırdım. Siz de çıktınız. Ağırlıkta hangi bölge çıktı? Yani işte mesela babamın Orta Asya'dan sonra İngiltere üzerinden Anadolu'ya. İngiliz kanı var sizde de o zaman. Yani, evet, ondan sonra. Ama o kaç bin sene önce. O zaman İngilizlerin... Tabii çok yok zaman. O zaman İngilizler yok, yok dünyada. Evet, evet. Şimdi ben bir defa maddi bakımdan ırka inanmıyorum. Yok, evet, böyle bir şey. Evet. Hiçbir zaman da olmadı. Gen de onu bunu iddia ispat etmekte, ediyor. Bunu, tabii. Tabii gen... Kur'an-ı, evet, Kerim'de var farklı ırklar. Hayır. Allah öyle yaratmış. Ne diyeceksin? O maddi dil, manada, evet, değil. Kültürel, yani ben, evet, Yaradan'ın dünyanın her yerinde ve her çağda niye Arap çocuğu... Var? Bakın, insan olarak yani bilgisayarı sıfır gidip mağazadan alıyorsunuz. Nesini aldınız? Kasasını aldınız. Markası var üstünde. Tabii markası var. Allah herkese marka koymuş. Hayır. Arap ırkı var, İngiliz, evet, ırkı var. Hayır. Çin ırkı var, bu, ırk var. Hayır. Niye yok? Burada, hayır, bir yanlış değil, var. Değil bu onlar. Soru bana da çok geliyor. Yani, şimdi, sen Kur'an'dan, Allah'tan haşa daha mı iyi biliyorsun? Tabii. Ayet var. Biz ırklara... Ayet kesinlikle yanlış yorumlanıyor. Anlamı aklımda kaldığı kadarıyla şöyle. Biz insanı bir erkek ve dişiden yarattık. O başka sonra, bir ayet. Sonra kavimlere ayırdık. Ha, kavimler. Bu kadar. Evet, yani, evet, ayette kesinlikle şimdi, biz ırklara ayırdık. Herkesin diğerinden farklı kıldık, evet, gibi bir şey kavim, yok. Onun için, evet, kimse hani genetiği Kur'an-ı Kerim'e de karşı değil, evet, şey görüyor, evet, gibi algılamasın. Öyle bir ayet yok. O ayetin tamamen yanlış, evet, yorumlanmasının sonucu. Kavim ne demektir? Evet. Aynen bizim söylediğimiz, evet, konu. Kültürel topluluklara, evet, ayrılmıştır. Yani, evet, Kur'an da bunu söylüyor. Şimdi çeşitli genom da bunu destekliyor. Anne babamızdan, evet, herkes ayrı bir bilgisayar olarak dünyaya geliyor. Ama bunların içinde bulundukları zaman, aile, çevre, bu yazılımı. Yani sizin bilgisayarınızın yazılımıyla hocanın bilgisayarındaki yazılım farklı olduğu için içindeki bilgiler farklı. İşte onun için o Ülkü Bey'in bilgisayarı bu da, ama bu onun ırkı değil. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani çevrenizden aldığınız etkiler neticesinde bu gen meselesi... Irka inanmıyorsunuz yani siz. Ben inanmıyorum. Yani Çin'le Arap aynıdır diyorsunuz. Aynıdır demedim. Farklı. Biyolojik ama olarak aynı mı? İşte bu farklı. Biyolojik ırk şimdi, demek biyolojik farklı. Tanım demek önemli. Bakın ırk biyolojik genetik aidiyet, evet, demektir. Aynı. Genetik aidiyetin ne şekilde olduğu tanımdır. Mesela Yahudi şöyle tanımlar der ki, hı, annen Yahudi ise Yahudi ırkındansın.
bu tanımı yapamazsın, bu bilime aykırı diyemeyiz. Ya ben böyle yapıyorum, evet. İşime mi karışacaksın? Evet. Peki, şimdi, ondan sonra Tel Aviv'e gidiyorsunuz, ne görüyorsunuz? Şimdi onu anlatıyorum. Mesela düşünün, anne her jenerasyonda farklı toplumlardan erkekle evlendi. Her seferinde otozomal DNA %50 azalarak indi. Evet. 10 jenerasyon, 20 jenerasyon sonrasında ilk baştaki toplumla %3-5 bile ilgisi kalmadı. Fakat buna rağmen kalkıp da Yahudi'ye sen bu ırk tanımından vazgeç, bu olmuyor, bu bilime aykırı diye dayatamayız. Ben böyle yapıyorum. Aynen. Türk geleneği babayı esas almış. Evet. Osmanoğullarına baktığınızda ilk Orta Asya'dan gelen genetik padişahlar 30 küsür yabancı hanımla evlenince son padişahlarda yüzde kaç kalır Orta Asyalılık? O başka bir şey. Şimdi ama böyle yapıyor tanımı. Diyor ki benim geleneğimde babası Türkse Türk kabul edilir. Ben böyle tanım yapıyorum. Bilim burada sadece şunu söyler bize. Irk demek genetik aidiyet demektir. Evet. Ama bu aidiyetin ne şekilde olduğunun tanımını genetiğe sorarsanız ırk diye bir kavram yoktur. Yani Arap, çünkü Alman gibi genetik yapmaz. Anlamda nasıl bir tanım getirirseniz getirin, ırkın özelliği bir kişi gösteremezsiniz. Örnek söyleyeyim, yabancı toplumdan olsun. Mesela Rus kimdir? Bir örnek gösterelim. Vladimir Putin diyelim. Yani Rus demeyin de mesela zenciler ırk değil mi canım? Hayır. Zencilerin içinde de zenciler arasındaki genetik fark beyazlardan çok daha uzaktır. Evet. Biz onların hepsini dış görünüşle aynı gibi algılama yanılgısına düşürelim. Afrika'daki zenci kabileler arasında o kadar birbirine uzak akrabalar var ki Çinli'nin bir İngiliz'e olan uzaklığından çok daha fazladır. Şimdi genetik böyle bir açmazı ortaya çok koyuyor. Putin'e biz Rus dedik, DNA testini yaptık. İşte büyük ihtimalle %60 R1A çıkacaktır. Tamam dedik ki budur işte Rus ve buna yakın olan genetik akrabaları da Rus diye tanımlıyoruz. Charles Nikolay bu sefer Rus çıkmaz, R1B. Yani Putin'le ortak atası 20 bin, 30 bin yıl önceki bir yere dayanır. Onun için dünyada hiçbir ırkı genetik yöntemle tanımlayamazsınız. Bunu insanlar bir hani sanki ulusa saldırı gibi algılıyor ama bu çok yanlış. Ermeni diye bir ırk var mıdır diye sorsanız ben... Ulus demek ayrı bir şey canım. Tabii ayrı işte ulus. Ulus vardır. Neden? Türk vardır. Çünkü Türkçe vardır, konuşan Türk. İnsan var. Türk var, kültürü tabii, var. Türk kültürü, Türk kültürü var, oldukça, Türkçe konuşan insan oldukça Türk varlığı vardır, devam eder. Ama Türk diye ırk var mıdır diye sorsanız, Ermeni diye, Yunan diye, buyurun yok, tanımlayın. Evet. Hangi kritere göre kimi Yunan alacağız, kimi Rus kabul edeceğiz de onun genotipini işte Rus budur, bununla şu derece yakın olanlar Rus kabul edilir desek hiçbir şey elde edemeyiz. Herkes mesela Almanya'da kuzeyde yaşayan Almanlarla güneyde yaşayan genetikleri farklı. Çok farklı. Rusların çeşitli yöredeki birbirinden çok farklı. Zaten bakın İranlılar, Hint Avrupa ırkı diyor. İranlılarda Avrupalılık yok. Akdenizli çıkıyor İranlılar. Bir sizi desteklemek için bir şey söyleyeyim. Mesela Hürki Bey şu anda Suriye'de berbat bir iç savaş sürüyor. Nedir bunun etkilerinden bir tanesi konumuzla? Mezhepçilik. Kızlar, gencecik çocuklar, on binlerce, yüz binlercesi oraya buraya satılıyor. Bu 2014 yılındaki bir iç savaş. 500 sene, 800 sene, 1000 sene, 2000 sene geriye gidin. Bütün savaşı düşünün. Evet. Savaşın aslı şudur. Erkeklerin öldürülüp kadınların alındığı. Alındı, ve tarih boyu bunu dediği gibi hocanın 60 bin, 80 bin sene düşündüğünüz zaman o kadar ve bu kadar dolaşan tabiat şartlarından dolayı insanlığın da genetik olarak göstermesi, işte hocanın mesela babasının bu 70 bin senedeki şeyini takip ederseniz belki 50 bin kilometre yol ediyor. Yol bu 50 bin kilometre içerisinde ve 70 bin sene içerisindeki temasları ve evlenmeleri düşünürseniz burada ortaya çıkan bir şey yok. Biraz önce arkadaşımızın verdiği bu Yahudi meselesi çok önemli. Mesela Tel Aviv'e gittiğiniz zaman sükût hayale uğrarsınız. Ya. Çünkü karşınıza her cinsten insan çıkıyor. Hepsinde Musa'nın yıldızı var. Evet. Sarışını var. Sarışını var. Esmeri var. Var. Vay, hepsi de samimi Yahudi. İlginç bir şey söyleyeyim. Bizim mesela Türkiye ile ilgili çok tartışılıyor ama genom projesinin Yahudilerin başını açtığı dert bizimkiyle kıyaslanmaz bile. Onların çünkü o sonuçta kırdı, dini inancı da çünkü saf etnik şeye bağlı. Alakası yok.
ortada. Saf ırk vardı. Aşkenazilerin DNA testleri, seferatların hepsi ortada. Evet. O kadar farklı haplogruplardan ne 4 kadın ne 400. Evet. Şimdi bu kadar farklı anne baba soydan gelen insanlar sorduğunuzda Yahudi demek anneden gelen demek. Gerçi, ama bilinç olarak öyle. Fakat tabii orada da şunu da hani Yahudi toplumunu da komple aynı kefeye koymamak lazım. Bunu daha sonra geliştirdi bazı üst düzey hahamlar. Normalde eskiden Yahudi olmak için anneden gelmek gerekmiyordu. Esas Yakup, İsrail soyu esastı. Ama o açıdan da baktığımızda yani DNA'yı incelediğimizde de bir sürü haplogrup var. İçlerinde bir tanesi büyük ihtimalle şeyi gösteriyor İbrahim peygamberi. Onun da oranı kabaca söylesek %10-15'i geçmiyor. Aynı şekilde anne tarafını da alsak yine bir o kadar. Yani geriye kalan çok büyük çoğunluk genetik anlamda ne baba tarafından Yakup soyundan ne de anne tarafından onun 3 biliyorsunuz, pardon 4, 2 eşi var Yakup'un. Onlar da birer cariyelerini veriyorlar. Toplam 4 kadın var. Bu daha bilineni. Yok yani bir şahıs ben hakkında. Ben hani geleneği kastediyorum. Şimdi burada o toplumun inancının doğruluğunu kabul ederek. Tabii. Çünkü bir Yahudi'ye sorduğunuzda sizin soyunuz nasıl gelişti? Yakup 2 hanımla evlendi. O hanımların her biri de kendi cariyelerine de eş olarak daha sonra verdiler. Doğal olarak 4 kadın. Evet. Ondanlardan 12 çocuk doğdu. Böylece gelişti diyor. Ben de hani bu varsayım demeyelim. İnancın doğruluğunu kabul ederek esas alıyoruz ama genetik uymuyor. Evet. Baktığımızda K grubunun alt haplogruplarından 3 tanesi bu tezi doğruluyor gibi duruyor. Uyuyor tanıma. Geriye kalan %85'i... Peki bu gen bilimi dünyada yeterli seviyeye çıktı mı? Yoksa daha ilkel düzeyde mi? Şu anda National Geographic'te bana diyor ki sen 680.778'den birisin. Yani şu anda daha 700 bine ulaşmadı modern olarak gen National Geographic'te yapılanların sayısı. 700 olacak? Bin şu anda. Toplamda ama, 1 milyon numuneyi aştı. Evet. Ama bu 5 milyona ulaştığında biraz daha bilgiye ulaşacağız. 10 yani milyon sağlıklılığı. Tabii sağlıklı bu devamlı gelişecek bir. Peki, bakın yalnız Hulki Bey bu homo sapienslerden bahsettik. Yani karışım. Tabii benim DNA neticemde bir de insan öncesi insanlar yani Neandertallı var, Denisovanlardan da kalıntı çıktı. Sizde kaçtı hocam Neandertal? Evet, Neandertal 2.7, Denisovan 4.7 çıktı. Yani bu da saf insan türü de değiliz bu arada. Evet, yani hepimiz bunu da kabullenmemiz lazım. Neandertalları hatırlıyorsanız geçen programda konuşmuştuk. Şimdi bu paleolitik çağ aslında esas ulus kavramı kapsamında anlatmak için ben bir zaman istemiştim. Ona girmiş tamam, bulunduk. Girdim, doğru. 12 bin yıl öncesine kadar Homo sapiens, biyolojik atalarımız çok basit ve ilkel bir tarzda yaşıyordu. Yani bunu DNA testini yaptıran herkesin de bilmesi gerekiyor. Sırf genel kültür açısından da. Neye dayanarak bunu söyleyebiliyoruz? Bunu şu anki mevcut bilimsel verilere göre anlatacağım şu an. 10-15 kişilik, 20 kişilik gruplar halinde toplayıcı hayat tarzı vardı. Hala öyleyiz. Hala öyleyiz. Tabii hala. Ama bir müsaade edin, biraz farklılaştığını da anlatacağım. Şimdi bu toplumlar, küçük topluluklar av hayvanlarını takip eder veya yabani, tarımda olmadığı için yabani meyve sebzelerle beslenir, mağaralarda yaşardı. 200 bin yıl gibi 150 bin yıldan fazla bir süre düşünün bir masa sandalye yapamadılar. Böyle bir şey yok. Yapabildikleri tek şey ağaçları ve kemikleri sivriltip kesici aletler. Evet. Diğer hayvanlara göre zeka kabiliyetleri yüksek olduğundan onunla avlanmak, belki ateş yakmak. Düşünce eseri de yapabildikleri tek şey kaya ve mağaralarda bulunan çizimler. Yani onun dışında bir entelektüel faaliyet olarak dediğim gibi... Kaç sene öncesini söylüyorsunuz bu yaklaşık? Bu söylediğim 12 bin yıl öncesine kadar. 12 bin yıl sonra siz mesela o insanların çizdiği kadar şu anda çizin desem kağıda güzel resim çizebilir misiniz?
12 bin yıl sonra şu anda. Buyurun gösterin bana. Ha, 12 bin yıl öncesinde. Evet, mağaralardaki yok, o geyik, geyik ve at, evet, resmini, inek, tabii, öküz resmini çizebilir misiniz? Evet. Ben çizemiyorum hala. Şimdi 12 bin yıl sonra hala çizemiyorum. Ama onlarda da ressam olanlar çiziyordu. Şimdi demek ki ressam tabii, fark çizildi, etmez. Bir kişi bile olsa tabii, 12 bin tabii, yıl önce. Tabii. O yetenek zaten o tarihte ben bunu var söyledim. Mı? Çizimler var. Var. Bunu çizimler dedim var ya, düşünce ürünü olarak sadece çizimler var. Yani az bir şey mi bu? Yazı yok. Yok, küçümsemek için söylemiyorum Ulku Bey. Ben olanı anlatıyorum. Ha, yoksa ama az... arada yani zekamız, yani genlerimiz ne kadar gelişmiş? 12 bin yıl sonra biz hala yapamıyoruz onu. Şimdi bakın. Söylediğiniz birçok şeye katılmıyorum. Şunun için mağarada yaşıyorduk, gene mağarada yaşıyoruz. Mağaralarımızın adı ev şu anda. Eskiden doğal kayaların içine giriyorduk. Evet, şimdi o kayaları kendimiz üst üste koyuyoruz. Adına tuğla diyoruz, içine giriyoruz. Gene mağarada yaşıyoruz. Doğru. Gene avcılık yapıyoruz. Erkekler modern mağaralar değil, hayır. Şimdi elektroniği olan, günlük elektriği ortamda, olan modern tabii, mağaralar. Evet. Şimdi devamını da ben söyleyeyim. Evet. Yerleşik toplum hayatı yoktu. Hı. Köy yoktu. İki basit kuralı vardı paleolitik yaşam koşulu. Bir, av hayvanını takip et. Hı. İki, su kaynaklarına yakın ol. Aynen öyleyiz şu anda da. Bu... Aynen öyle. Şu anda da öyleyiz ama şu an bir farklılık var. Şu an yerleşik. Av hayvanı... Hala yazın su kenarına gidiyoruz. Hala su kenarında, boğaz kenarında evimiz olsun medeniyetler istiyoruz. Su hala derelerin su kenarına gidiyoruz. Hala hayvanlar suların kenarına iniyor 12 bin yıl önce indikleri gibi. Hala aynıyız. Beslen... Ne farkımız var? Bakalım. Fark şu. 12 bin yıl önce buzul çağı sona ermeye başladığında ilk defa tarım keşfedildi. Hmm, işte tamam, insanlığın, evet, tarihin kırılma noktası evet, budur. Tarıma geçiş. Tarıma geçilmeden önceki toplumlarda hiçbir ulus kavramından, milletten hiçbir şeyden söz edilemez. Sadece Sibirya'da, Amerika'da, Afrika'da, Avrupa'da yayılmış ve 15'er 20'şer kişilik gruplar halinde, belki daha küçük, bazıları daha kalabalık. O gün avlayacağı hayvanın peşinde koşan insanlar, yurtları da yok. Herhangi bir kültürleri de yok. Hiçbir toplum işareti, bir belirtileri de yok. Bunlar zamanla, bu yayılmalar esnasında da karışmışlar. Haplo grupların karışımı da bu şekilde oluyor. Neandertallarla bile ilişki olduğuna göre kendi aralarında karışmaları son çok daha... Son 30 bin yılda Neandertallar ortadan kalkıyor tabii. Normal. Eriyor ya da insanlar içinde. İşte tarih yazmaya başlarken, Türk, Proto-Rus, Proto-Japon tarihinden söz etmeye başlarken tarımdan öncesine gitmenin hiçbir anlamı yok. Çünkü tarım öncesi dönemdeki Homo sapiens herkesin proto atası. Evet. Bir Rus'un da proto atası, Türk'ün de İngiliz'in de. Ve hiçbir değeri de yok çünkü toplum kültürü bilinci yok. İlk kültürler... Gereksinimi olunca çıkıyor ortaya. Evet, Homo sapiens tarımı öğrendiği zaman o toprakta yerleşmesi gerektiğinin farkına vardı. Yani ben buraya tohum atar, beklersem, bu topraktan ayrılmazsam gıdam burada gelecek. Eskisi gibi havanın peşine dolaşmayacağım. Burada gıdam daha garanti olacak. İşte bu bilincin doğması 8 bin 10 bin yıl. Evet. Buzul çağının sona erişine göre, ki bir anda sona ermedi. Aslında buzul çağı bugün de hala sona ermeye devam ediyor. Peki, en önce nerede sona erdi? Hayır, bir dakika. Evet. Buzul çağı diyorsunuz da şimdi buzul çağı varken tarım yapamaz tabii. Şartlar getiriyor. Yani evet, insanların kafası tabii, çalışma değil. Tabii, bu buzul, tabii. Şimdi siz yapın. Bugünkü teknolojiyle buzulların üzerine gidin, tarım yok, yapın. Mümkün mü? Fakat buzul çağında çaresiz orada adam ne orada da bilimin yapacak? Açıklayamadığı şu nokta var. Ne? Ben bilimin çelişki olan noktalarını da her zaman söylüyorum kitabımda. Yani mevcut veriler bilimin, her şeyi... Bilimin çelişkisi var mı? Tabii çıkıyor ki var. Yavaş yavaş. Bilimin şöyle bir misyonu yok. Her soruya cevap vermek zorundayız. Değil. Bugün veya yarın. Yani vermek elimizdeki zorunda. Veriler neyse... Bugün veya yarın. Evet, bilim mutlaka veriler budur da. Bugün veremez ama tabii yarın. Mesela işte verebilir. Sizin de sorduğunuz, evet, nasıl oluyor da ilk erkek 75 bin yıl önce yaşamışken, hı, ilk kadın 150 bin yıl, evet, önce yaşamış. Arada burada bir 40 bin yıllık şey var erkek ile kadın arasında. Söz... Yok ki şey bulunamamış da onun için. Evet tabii iskelet bulunamamış. Şimdi tabii, bu bir yoksa... çelişkidir. Tabii. Bilimsel açıdan baktığınızda bunların eş zamanlı yaşamış olması lazım. Ama bilim adamı...
bir şeyi uyduramaz. Yani bu olmadı, bunu şunun ucuna ekleyelim de bir araya getirelim uysun değil. Veriler ne gösteriyorsa belki bugün onu izah yayınlar. Edilir o 40 i̇leride, yıllık boşluk nereden geliyor? İlerideki buluşlar o açığı bir gün kapatabilir. Şimdi şu anki sorunuzla ilgili açık da şu, geçmiş dönemlerde de pek çok defa buzul çağı sona erdi. Ama Homo sapiens tarımı keşfedemedi. Fakat son buzul çağındaki sona erimden sonra bir şekilde bunu peki, biraz başardı. Daha bugünlere yaklaşalım. Tanju Can diyor ki, Homo sapiens'in bulunduğu ülkenin ismi neden Turkana'dır? Ve Turkana Boy diye National Geographic dergisine çıkmıştı. Turkana ne demek diyor? O bölgenin adı. Türklerle ilgisi var şimdi, mı Turkana? Şimdi onu bilmiyoruz. Homo sapiens olarak söylediği zaman, yani özellikle o kelimeyi seçtiysen neden Homo sapiens? Kastır, ama o ad ne zaman verilmiş? O ne kadar eskiye gidiyor? Yani şu an işte, sonradan verilmiş ad da olabilir. Ama Turkana'yı tabii 4000 yıl önce orasının ne adlandığı onu bilmiyoruz. Bugün ama, adlanması öyle. Ama şimdi bildiğimiz buysa bunu konuşacağız. Bu sorunun cevabı da gelecek Hulku Bey. Yani izleyicimizin de merak ettiği soru isimlendirmelerde ne zaman başladı? Şu an o noktayı anlatıyorum. Tarımın başlamasıyla birlikte ilk defa dolmen dediğimiz megalitik yapılar ki Urfa Göbekli Tepe'de bulunan en eskisi 11 bin yıllık olan bunlar da tapınak dikkat edin. Yine barınak amaçlı yapılmamış, tapınma amaçlı yapılmış. Yani tarım yok ama değil mi orada? Tarım Göbekli Tepe'den de sonra başlayan bir süreç. Tabii. Şimdi zaten Göbekli Tepe'ye çok girmek istemiyorum. Çünkü çok önemli bir konu ve bilim adamlarının yine başını ciddi derde sokan bir buluş. Turkana'nın manası ne? Şimdi baştakini onu bilmiyorum. Şeyde kullanılıyor bilen ama. Bilen bir izleyicimiz var. Tanju Bey. Devamını yazmış. Turkana'nın manası Afrika'nın en eski dili ve en eski masalları demek. Yani dillerin ve masalların anası. O dil ve masal neden Türk olmasın diyor. Peki aynı şey Anadolu için de söylendi. Anadolu hani su ve istemiş de yeter Anadolu oldu. Bu halk etimolojisidir. Veya Niagara şelalesi Niagara'dan geliyor. Yani bu biraz halk etimolojisi. Şimdi Türk ana tabii orada Türk kelimesi var. Ana var ama Türk ana çok ses değişik bir ses benzerliği. Ama, işte ama onu şimdi bilinen bu. Ama o ona Türk bakarsın. Anası diye bizim bu bir varsayım birinin kimse itiraz bir başka bir varsayım söyleyeyim. Bilimsel var. Mesela evren nasıl oluştu? Big Bang'de oluştu. Büyük patlama. Bu da bir varsayım. Bilim oraya kadar götürüyor ama kanıtlayamıyor. Tabii ki. Büyük patlama. Tabii. Büyük patlamadan önce ne vardı bilemiyor. Değil mi? Şimdi var bu sözü ilk icat eden ki seyircinin kastı o anladığım kadarıyla ilk Prototürk toplumu olabilir. İhtimal dahilindedir. Gördünüz mü? Ama bakın dikkat edin olabilir diyorum. Olmayabilir de. Yani biz olmayabilir baştan beşeri işte şunu söylüyoruz. Biz Kazım Mirşan hocamızın yaptıkları yanlıştır, doğru değildir kesinlikle demiyorum. İşte diyemem de. Bu söylediğinizde ne diyor bir gireyim araya. Ama şunu söylüyoruz. Bu ne zaman ki bilimsel yöntemlerle desteklenir ve bilim camiasının çoğunluğu o fikri paylaşmaya başlar o konuda belki bir yıl sonra olur. Belki beş yıl sonra siz bizi o gün de söyleyebilirsiniz. Bakın siz itiraz ediyordunuz. Öyle bir riske girmiyoruz. Girmeyiz de yani. Timur hocamızın sözünden yola çıkalım. Hani o mağara resimleri. Evet, evet. Herkes çizemiyordu, onlar ressam dediniz. Tabii. Dünya üzerindeki ilk meslek ressamlık mı? Olabilir. Ya avcılıktan sonra tabii. Avcılık var ama meslek olarak. Evet. Ama doğru, ressamlık da elbette bir yetenektir. Şimdi heyecanlanmayın, tuzak dediğim şeyi açıklayayım tabii, size. Tabii, evet. Sizin gen bilimiyle ilginiz ne bilimsel olarak? Gen bilim sadece DNA testi yaptırmadan önce biraz kitaplar okudum. İngilizce akademik kitaplar. Bir çalışmanız oldu mu? Hayır benim gen üzerinde ben Murat uzman Bey. Değilim ama şey uzmandır Murat. Evet. Akademik çalışmanız. Evet. Anlatayım. Benim yaptığım iş mevcut akademik çalışmaların incelenerek derlenmesi. Onların, çünkü ben kendim... Akademik mesela bu konuda bir doktoranız var mı? Böyle bir girişimim olmadı. Peki. Çünkü olursa da Hulki Bey şunu söyleyeyim. O zaman şu anlattıklarımı konuşamam. Mesela ben bir genetikçi olsam. Ya gördünüz mü işte tuzağa düştünüz dediğimiz bu. Şimdi Kazım Mirşan'a akademisyen değil dediniz. Söylediklerini eleştirdiniz. Siz her ikiniz de saygı duyuyoruz. Konuğumuzsunuz ayrı ama her ikiniz de
gen bilimcisi değilsiniz. Değil, evet. Timur hocamız çok tarih doğru. Profesörü. Siz evet. Henüz gen doktoru bile evet, değilsiniz. Değil. Ama bakın burada neler söylüyorsunuz. Niye Kazım Mirşan'ın eleştirdiniz, yok, Kazım Mirşan'ın güzel, durumuna düştünüz, geldiniz evet. Böyle tuzağa. Kazım Mirşan'ı o zaman eleştirmemeniz gerekir. Biz size o zaman gen konusunda hocam, niye saygıyla dinleyelim? Niye bir buluş söylemedi? Çok güzel evet. Nokta basınız. Ben evet. Kesinlikle hiçbiri evet. Kendi bilimsel iddiam değil. Hepsi İşte güzel, tuzaktan yapılan, çok rahatlıkla evet. Gördüğünüz gibi hepsi evet. Bilimsel ve kaynak gösteriyorum. Yani itiraz eden varsa ama benim koyduğum bir grafiğe onu değerli... yapan bilim insanları bunu evet. Yayınladılar. Murat, aynı o şey gibi. Murat Beyciğim buna derleme deniyor. Şimdi kendiniz yapmazsanız başkasını aldı Ahmet dedi, Mehmet dedi derseniz bu derleme. Siz Ahmet, Mehmet derken onları aldınız, buna bir şey katarsanız, bunları farklı yorumlarsanız, bu şurada şu yazıyor ama yanlış yorumlamış. Doğrusu budur deyip onu kitabımda diyemem. Onu deme hakkına olmuyor işte. O zaman onu deme hakkına derledim. Sahip değilim. Mesela benim elimde ama diyelim. Ama Kazım Mirşan diyor bunları. Ben okudum diyor. Bakın evet. Ulkü Bey ben onu dersem öyle bir iddiayla çıkarsam dersem ki burada ben Türkiye haplogrupları ile ilgili yapılan şu araştırmayı koyuyorum ama bununla hemfikir değilim. Dediğim anda bu çok büyük bir bilimsel tabii. Saygısızlık olur. Evet. O zaman bana o araştırmayı yapan insanlar derler ki tamam bizim araştırmamızda bir hata varsa aynı hocamın dediği gibi evet. Bize bunları göster. Evet. Biz nerelerde hata yapmışız? Sen kendi araştırmanı ne yöntemlerle yaptın? Neden bizimkiyle hemfikir değilsin? Ortaya koy. Tamam şimdi siz bir süredir konuşuyorsunuz gen DNA konusunda. Hı. Kendi araştırmalarınızı neyle yaptınız? Yok. Ama bakın onu zaten yok var mı? Kendi araştırmalarınız evet. Var mı? Diyorum sadece mi? Mesela hocam tarihçi. Tarihçi evet, diye tabii, ayrı tutuyoruz. Ama benim bu şeyim... Hocamız sadece evet. Bugüne kadar DNA ve genle ilgili sağ ve sol yanak işlerini 45 saniye fırçayla yapmış ve test etmiş. Bu böyle evet. Genetikçi mi oluyor? Yani hayır, ben de kalp doktoruna kalbimi gösterdiğimden kalp cerrahı mı oluyorum? Ben de onu söylüyorum. Tabii, ben hayır. Eğer öyle bir bilimsel yani araştırma... Yani genetikçi olarak çıkmadım ben. Sadece deney yaptırmış ve bundan ne sonuçlar elde etmiş. Ama Kazım Yaşan'a o zaman böyle söylememek gerekir. Evet. Hayır, şu var bakın. Hayatını vermiş adam. Peki, bir dakika. Ben de bu genetik testimi yaptırdım. Oturup bir eser yazayım. Türk geni diye. Ve diyeyim ki benim Türklüğüm ispatlandı. Anlatıyor. Ben 75 yıl önce Türktüm. Anlatıyorsunuz ama. Ama hayır. Anlatmam sadece ama burada ne diyorum? Burada bu Türklük, öbür kavramlar çok sonra oluşmuş kavramlar. 75 hayır, bin yıla götüremezsiniz. Hocam iddiası bulunmuyor. Birisi Alman yazarsa, bakıyorum. Alman geni diye bir şey yazarsa bilim çevrelerince bu saygı duyulmaz. Sevgili ve sayın evet. Hocam. Evet. Bilimsel yaklaşım açısından söylüyorum. Evet. Kazım Mirşan sizin gibi, sizin gene amatörce yaklaşımınız gibi tarihe profesyonelce yaklaşmış, mühendis olmasa da. Üstelik söylememiş. Siz şimdi burada söylüyorsunuz. Bir de yazıya dökmüş. Yazıya dökmek çok tehlikeli bir iştir. Niye? Tabii. Ben söylediğim yazıya döküyorum. Al incele bunu demektir. Tabii, o aşamaya da gelmiş. O zaman Kazım Mirşan'a da saygı göstermek yok, gerekir. Yok saygı gösterirler ama yazdıkları doğrudur diye de teyit etmek o ayrı bir iştir ama. Bizim yani ben saygı duyuyorum değilim. Ama sadece ben... Kazım Bey'in iddiaları var. O yani şeyleri var. İddia demeyelim de varsayım ve ispatladım dediği şeyler var. Ama bu henüz akademik çevrelerce şey yapılmadı. Yani teyit edilmedi diyoruz. Ve bizim şimdi burada hocam, söylediklerim... Murat Bey'in söylediklerinde karşı görüş değil. Aynı görüş. Aynı görüş. Sağlayalım mesela. Evet. Son buzul çağından kastettiğiniz 75 bin ile 12 bin arasındaki son buzul çağı değil hayır, mi? Hayır. Buzul çağı... Son buzul çağı. Ben o zaman söyleyeyim. Siz kendi şeyinizi söyleyin. Sumatra adasındaki Toba Gölü 75 bin sene önce 100 kilometre boyunca yarılıyor. Bu bir... Bu söylediklerim bilimsel. Kitabımda var ben onu koydum hocam da okudum. Yani bu Kazım Mirşan'ın falan söylediği benim söylediğim bir şey evet, değil. Tamam, ve doğru. Bunun neticesinde dünyada bir bin yıl kadar kar yağışı, kış dönemi son buzul çağına giriyoruz. Bundan doğru. 12 bin sene kadar önce de bu son buzul çağından çıkıyoruz. Ama önce neresi çıkıyor? Kritik soru burada. Evet. İşte Avrasya dediğimiz kara parçasının Asya kısmı çıkıyor. Onu ben anlatırken araya bunlar şimdi geldi. Bakın, ama o değil. Kazım Mirşan'ın yaptığı çalışmanın önemini anlatacağım. Bunu tespit ettikten sonra bilimsel insanlardan o zaman diyor ki Orta Asya'da Kazan şehrinde giyimi bağlama halatlarının varlığını Rus kitaplarından tespit ediyor. Şimdi Kazan şehrinde giyimi bağlama halatları şeyleri varsa halkaları, demir
antik çağdan kalma. O noktaya kadar deniz olduğunu düşüneyim diyor. Hmm. Eline çok iyi bir Asya, Avrasya haritası alıp o yükseklikteki yerleri birleştiriyor ve bir denizler haritası çıkıyor. Bu deniz çıkan haritanın bütün kıyılarında bildiğimiz eski şehirler ve şu andaki şehirler çıkıyor. Ve hiçbir eski şehir de bu deniz dediği bölgelerin içinde çıkmıyor. Hmm. O zaman işte o meşhur kendi tezi, yani son buzul çağından sonra dünyanın insan ırkına en müsait coğrafyanın bugün o Asya dediğimiz Orta Asya bölgesinde tatlı su bölgelerinin oluşundan dolayı ulaştığını, güneş, su, toprak var, hayvancılık var ve burada nüfus çoğalması ve buna bağlı olarak kültürleşme başlıyor. Hmm. Bu kültürleşme olduğu zamanlar 12 binlerde Avrupa'nın, Almanya'nın da Almanya'da bulundunuz. Hmm. Berlin'de buzulların taşımış olduğu apartman büyüklüğünde kayalar vardır biliyorsunuz. Hmm. Ve gene bilimsel olarak Berlin'de 1000 metre yüksekliğinde buzul var o çağda. Tabii, Berlin şeyinde. Yani Avrupa'nın bugün bildiğimiz İskandinavya'sı, Hollanda'sı, Belçika'sı, Rusya'nın çoğu hala buzun altında. Ama 8000'lere, 7000'lere inmeye başladığımızda bu sefer o topraklarda yaşanmaya müsait hale geliyor. Ve fakat bu sefer bu sonuç olarak ne çıkıyor? Yani buradan? Burada o hocanın koyduğu düşünce sistemi bu Türk daha sonra adlandıracağımız insanların Orta Asya'daki bu büyük topraklarda çoğalan insanların geliştirdikleri yazı, dil, kültür çevresinde oluşmaya ama başladı. Sadece Türkçe değil ama. Ama bu, şey, bu bölgede, ama bakın o devirden kalma, çok sayıda o bölgede dil Çinlilerin olabilir. Dışında hiçbir eski yazıt yok. Peki, bakın deniliyorsa aynı noktaya geldi. Mesela bakın, deniliyorsa ki Moğollara ait var gösterilmeli. Evet. Şuna ait, buna ait. Yok, yani milattan önce. Bakın, diller vardı. Çünkü dil yetisi insanın beyninde olan bir şey. Yani ben hiçbir yazıya insan geçmekten yok, yok. Bahsediyorum tamam, hocam. Tamam, yazıya geçmiş olabilir ama sadece tek bir dil yazıya şimdi geçmez. Birçok dil geçer. Şimdi, ama fakat burada bir hata var hocam. Evet, bunu düzeltmemiz lazım öncelikle. Evet. Bir halka bulduk. O halka da burada deniz olduğunu gösteriyordu. Demek ki şimdi buradaki bilimde hep bir noktadan diğerine bağlarken arada mutlaka kanıtları koymanız lazım. Evet. Bilinen şudur. Ben 8000 yıl öncesinde araya söz girince tekrar kopmuş olduk. O noktaya geliyoruz. İlk yerleşik tarımın ortaya çıktığı yerler, bunu ben Hulki Bey'in sözüne de cevaben söylüyorum. Bunların hiçbirisi benim kişisel iddiam, şahsi bulgularım değil. Hepsi bulunmuş, bilimsel jurnallerde yayınlanmış, araştırılmış, karşı görüşlerde araştırılmış. Sonunda da mutabakat sağlanmış. Hmm. Bilim camiası bunun böyle olduğunda hemfikir olmuş olanları kitabıma aldım. Evet. Neresi orası? Bu bölge ilk defa tespit edilen Ubayit kültürünün olduğu yer Mezopotamya'dır. Ve 7-8 bin yıl önce, bakın kesmeyin, orada birden bir kopukluk oluyor. Bin yıllık bir kesinti var. Bunun nedenini de bilim şu an için bilmiyor. Ve dediğim gibi bilimin de şu misyonu yok. Her şeyi açıklamak zorundayım bugün değil. Veriler bunu gösteriyor. Evet. Orada boşluk var ama ben şununla doldurayım diyemez bilim insanı. Bekler, araştırır. Belki bir yıl, belki 100 yıl sonra o boşluk dolacak. Bizim bildiğimiz ne? İlk defa Maykop kültüründe, o Ubayit'ten sonra Pontik stepleri, Urallardan, yani Hazar'la Ukrayna arasını düşünün. Kuzey Kafkasya bölgesi. Ki Maykop şehri bugün hala var o bölgede. Tabii o zaman adı mutlaka Maykop değildi. Hani kültür kalıntıları orada bulunduğu için. İlk defa o bölgede bronz çağı aletleri bulundu. Bundan 6000 yıl önce. Evet. Yani milattan 4000 yıl önce. Şimdi bilim şunu da henüz bilmiyor. Bu insanlar nereden nasıl çıktı birdenbire ve bu bronz kültürünü nasıl elde ettiler o da meçhul. Peki. Ama bilineni anlatıyor. Ama şimdi karşı görüş var. Ve dediğiniz gibi bilimsel, üstelik Amerika'dan, üstelik Harvard'dan, üstelik Pennsylvania Üniversitesi'nden Rafael Pampelli diye bir adam var. 1923'te ölmüş. Hayatının 60 senesini Türkistan'da geçirmiş. Ama siz az önce bunu anlatmadım ki. Anlattınız bakın, bunu anlatmadım efendim. 1905'te Exploration in Türkistan kitabını yazdığında, bunu ben arada anlattım size, burada anlatmadım. İşte aradakini söylüyorum. Ama burada ilk defa anlatıyorum. Siz çünkü tek bilimsel bir gerçekmiş gibi koydunuz. Bu da diyor ki,
benim Anu'daki yaptığım kazıda bulduğum tarıma geçmiş toplumun medeniyeti şu ana kadar bildiğimiz Sümer ve Mısır piramitleri döneminden en az 2000 sene önce diyor. Bunu Rafael Pompelli söylüyor. 1905'te Exploration in Turkistan kitabında söylüyor. Ki. Yani ama ilk defa tarıma insan, geçen toplumu yok. Anu'daki toplum evet. olarak hoca evet. belirliyor. Ama o Anu'daki toplumu Türktür diyemeyiz ama. Hocam ben kanıtlarla. Şimdi Türk demedim. Ha, o zaman Türk ayrı. Demedim. Tamam, beyefendi dedi ki ilk tamam. defa tarıma tamam, şurada oldu. Geçildi dedi. Tamam, o halbuki o ben ondan önce ha, bugün evet. bugün sizin Türkistan tabii, olarak gösterdiğiniz Aşkabat'ın 6 kilometre yanındaki Anu şehrini işaret edildiğini söylüyorum. Bu da bilin. Burada da Kazım Mirşan yok. Yok anladım. Yani bunu Kazım Mirşan söylemiyor. Ama sonradan dediniz ki Kazım Bey işte Türklük burada ortaya hayır, çıktı deyince hayır. işte problem. Ama siz burada öyle dediniz. Efendim, Kazan'da evet, bulundu ve evet, orada çıktı. Evet, Kazım Mirşan diyor ki yazıya geçen ilk toplum dünyada Türklerdir diyor. Peki işte onun o kanıtlanmış değil ama. Efendim yani yüzlerce yazıtı koydu. Bir tanesinin de bir başkasına ait olduğunu ispatlayın. Bakın ama, evet. Mesela deyin ki Süzyek köyündeki yazıtlar. Evet. Türklerin evet. değil. Buyurun. Murat Bakın, Bey bir şey söylüyor. Turgay evet. Bey girdi ama evet. çok büyük bir teknik Buyurun. Hatayla girdiniz. Evet. Verdiğiniz tarih zaten benim söylediğimden evet. daha sonraki bir tarih. Evet. Nasıl tarih? Ben size kendiniz dediniz 6000 yıl öncesini gösteriyor diye. Nereyi? Anu'daki. Şey, evet. Anu'da Exploration in Turkistan kitabında diyor ki evet. bizim bildiğimiz en eski toplum olarak Kaç şu ana kadar Mezopotamya'daki Sümer ve Hitit şeyi piramitleri Mısır'ı biliyorduk. Ondan en az 2000 sene önce diyor. Tamam işte. Dünyada ilk defa tarıma geçmiş toplumu bulduk diyor. Bunu ben söylemiyorum. Ama Sümerler'den ancak 5000 yılda gidiyor. Evet, evet. Ondan evet. önceyse evet. çok, çok basit ama bir tarih yanlışı evet. yapılıyor. Yani sükunetle evet. dinlenirse çok net söyleyeceğim. Evet. Bakın benim sözünü ettiğim şey Sümerler'den Hititlerden 2000 yıl öncesi değil çok öncesi. Çok daha eskisinden evet, söz ediyorum iyi. Size dedim ki evet. buzul çağının yıl. Sona evet. ermesi başlamasıyla evet. birlikte tarıma geçiş hesaplanan 10.000 yani arkeologlara, antropologlara sorduğunuz zaman esnek tarihler var. Birkaç bin yıl gibi kaymaları da doğal karşılamamız lazım. Bunlar santimetre, milimetrik hesaplar değil. Evet. Yani 10.000, 9.000 yıl önce tarıma geçiş süreci başladı. Elimizdeki kanıtlarda da gösterilen 8000. Tamam ama o tarihte. Bak ama verdiği tarih 8000 kimin değil. Kimin geçtiği belli evet. değil. Sümerlerin azından tarihi 5000. Evet 5000. Evet. Yani Hititler dediğiniz zaten 4000. Hititler demedim. Evet. Mısır. Neyse Mısır'da evet. deseniz yani da verilen öyle, tarih evet. yine 6-7000'i gösteriyor. Burada bir çelişki evet. yok. Evet. Yani bilim insanlarının bunu niye saklasınlar evet. ki? Adam zaten kendi atalarının da Orta Asya'da doğduğunu söylüyor. Söylüyor evet. Burada evet, bir şöyle şekilde, bir art niyet yok. Toparlayalım. Evet. Şu konuyu anlamamız önemli. Bronz çağının başlamasıyla ve atın evcilleştirilmesiyle ilk defa uluslar meydana gelmeye başladı. Bunu anlamadan bu süreci atladığımızda tamam çok iyi bir yere geldiniz. Evet. İşte sizdeki atlı, bilgilere göre bozkır kültürü dediğimiz evcilleştirilmiş atlar. İlk defa Pontik steplerinin evet. insanları evet. ki bütün nerede bunlarla bu da Pontik stepler bugün Avrupa'da. Ural Dağları'ndan evet. Ukrayna arasını düşünün. Tamam evet. Türklerin yaşadığı bölge değil mi? Evet. Olabilir. Bakın Türklerin de Rusların olabilir Türkler ama, yaşamamış mı? O zaman ama tabii, Türk yok. Yani birçok şeyler var. Türk deniyor işte onun için. Evet. Tabii ki ön Rus da diyebiliriz. Tabii. Çünkü Ruslar da Türkiye'de evet. ilk defa ne zaman çıktı? O ayrı bir tartışma. Evet, şimdi evet. burada ama şey, Rus da yok. Nasıl diyebiliriz? 9. yüzyıldan benim önce kendine benim Rus diyen yok. Evet. Ya bakın, tabii. Bakın o benim tarihte baba tarafında yok, ataları Rus da yok, Yermen de yok. Biz ama Türkçe var. Bölge tespiti yapılabiliyor en azından. Tabii. Şimdi evet. ben zaten olanı anlatıyorum size Orkun Bey. Tamam. O tarihte Yamna kültürü Pontik steplerinde onun akabinde Sintaş'ta Petrovka kültürü sizin CTS 3402 evet. Alt grubunuzun yani olduğu soyun bulunmuş yerlerde. Pomeranya'daki evet. Cordered Ware kültürü bunların evet. oluşma tarihi evet. 5-6 bin yıl ve ilk defa bu toplumlarda atların evcilleştirildiği, evet. bronz silahların kullanıldığı ve at tekerlekli arabaların yapıldığı biliniyor. Evet. Şimdi o dönemde bu insanların bu üstün teknoloji yani nasıl bugün nükleer konuşuyoruz ya
konumları birdenbire süper güç haline gelmelerine neden oldu. Çünkü diğer bölgelerde tarımı keşfedenler daha tahta araçlarla çalışıyorlardı. Evet, metal imkanları yoktu. Atları da evcilleştirememişlerdi. Zaten devlet olmasına da imkan yok. Yürüyerek, koşarak kaç kilometre uzağa gidebilir ki kaç köyü hakimiyetini alıp toplum kursun. İlk devletleri işte bu Pontik steplerinin insanları sahip oldukları atlı ve arabalı... Evet. Ve bu sakalar dediğimiz. Evet. Sakalar da evet. daha sonra. Bakın yani şu an sözünü ettiğimiz tarihte hala var. Ne evet, İskit tabii. ne Saka hiçbirisi yok. İsim yok çünkü. Olsa kullanacağız. Yamna kültürü demeyiz. Tabii. Adını koyarız. Çünkü... Ama işte bir taraftan başka araştırmacılar da bunu isimlendirmeye çalışıyor. Bir yere kadar gidiyor. Başkası karşı çıkanlar da daha derin. Şimdi ben mesela kitabı inceledim. Bunları Turgay Bey'in arayan ya da eski İranlı diyor. O da çürük şimdi bir iddia. 4 saat 45 dakika oldu. Evet. 15 dakika sonra 5 saati dolduracağız. Evet. Toparlayalım kitabı yavaş. Da inceledim ben. Evet. Hemen çok örtüşen genetik verilerle çok uyumlu bir kitap. Almanca gösterdiniz ya. Kemikler 6000 yıl öncesine, 4000 yıl öncesine gösteriyor. Tam sözünü ettiğim genetik bulguların bize o bölgede insanların atları evcilleştirmesiyle birlikte düşünün aynı runik yazılar Orta Asya'ya, Altaylara kadar ve bunların ben açıkça haplo grubunu da söyleyebilirim R1A'dır. Çünkü o bölgenin yerlisidir R1A. Alt grupları da Z93 ve Z94'tür. Bu insanlar ilk defa sahip oldukları ulaşım imkanıyla silahlarla o bölgelerde yayıldıktan sonra Mitanniler daha sonra bir kolu Anadolu'ya geçerek devletleşme süreci, toplumların oluşması, dillerin oluşması. Sizin söylediğiniz tarihte orası buzul altında. Buzul olur mu? Asya'dan 3000-4000 sene sonra Avrupa'nın tamamı kullanılabilir hale geliyor. Ve bunu biz söylemiyoruz. Buzul değil. Sözünü ettiği 6000 yıldan söz ediyoruz. 6000 yılda buzul çağı yok artık. Yani ben söyledim başta. Buzul çağı 11-12000 yıl önce Suriye'ye başladı. Soylarım o yerlerde 6000 yıl önce buzul çağı yok. Peki toparlıyoruz artık. Yani bu tartışmaları gene yaparız ileride. Timur Hocam, bu testi yaptırdınız. Anneniz babanızı buldunuz 75 yıl önce. Sülaleniz bayağı geniş değil mi? 75 bin yıl önce gidiyor. Amerika'ya da gidiyor. Evet. mutlu musunuz? Ben mutluyum. Yani hiç olmazsa... Başka bir test yaptıracak mısınız? Bu bir ikinci test var. Bu yakın akrabaları bulma. Onu henüz yapmadım. Bu eski tarihleri çıkardım yakın ama akraba, son 20 kuşak yakın? Diyorlar. 20 kuşak testi var şeyi sordu. Onu ek bir ücretle yapıyorsunuz ama sağdan soldan size mektuplar gelecek akrabayız diye çeşitli milletlerden. Bugün şu anda kendi akrabalarınızı yaşayanları tanıyor musunuz? Merak ediyor musunuz? Tanıyorum. Yani evet. Halanızın, bazılarına... halanızın, dayınızın, çocukları evet, falan. Evet tabii tanıyorum. Maşallah iyi. Evet. Hem akrabalık bağları kuvvetli sizde. Yani Orta Asya'da var. Hem Doğu Türkistan'da hem de burada, Türkiye'de Bey, sizin şeyler var. Belki, niye hani belki hocama da sürekli soruyorsunuz. Bilim illa bir sonuç doğuracak diye araştırmaz. Mesela şöyle düşünün. Niels Bohr 1900'lü yılların başında atom teorisini geliştirirken protonun etrafında elektron dönüyor. Ona da eminim ki benzer şeyleri söylediler. Ya ne olacak yani bir proton var da etrafında elektron dönüyorsa ne olacak? Bu yani hayatımızda neyi her değiştirir? Her bilimsel buluş bir sonuç doğurur. Evet. Bilimde bu bir sonuç doğuracak, bir fayda sağlayacak kaygısı yoktur. Sadece salt öğrenmek içindir. Yani bilim içindir mantığı o. 30 ama yıl sonra o teoriden doğru. Nükleer enerji yapılabilir. Ama Bohr bunu hayal bile etmemiştir. İlk atom modeli geliştirdiğinde o 30 yıl sonra bunun nasıl bir nükleer enerjiye sebep olacağını düşünmemiştir. Yani ben de bu kültür milliyetçiliğini... Yani düşünerek bir şeye neden olsun diye yapılan araştırmalar var. Bir de ben bilimsel çalışma yapıyorum. Şunun nedeni nedir bulacağım diyor. Evet. Nedeni bulduktan sonra, çözdükten sonra bir yerde kullanılması ayrı ayrı bilim insanların şeyi. Ben şeyi öğrendim bakın. Hocam. Bunun sonucunda kültür milliyetçiliğinin önemine dair Atatürk kavandım. Söylüyor bunu. Evet. Tamam. Evet. Bunu sosyolojik olarak evet. Ama bu hala bunu bizde kanıtlamış ırk olduk. Olarak düşünenler var. Yani bunu yani, ırk olarak düşünenler var. Şu an gelen var. Tepkileri tahmin edemezsiniz. Hocama da çok geliyor. Neden genetik anlamda ırk yoktu dediniz diye. Kabul etmiyorlar kişiler. Yok. Yani ırksal olarak düşünüyorlar. Bir Türk, bir Alman, bir Rus
ayrıdır. Biz kültürel olarak ayrıdır diyoruz ama onlar diyor ya ırk olarak yani ayrıdır diyor. Halbuki ben bakın çok Ruslar da gördüm, Alman da gördüm, Amerika yerlileri, Çin de gördüm. Benzer yüz tipleri var her millette. Ben size bu kadar yormayın kendinizi. Evet. Gen bilimi, DNA'lar araştırmak yeni bir bilim dalı değil tabii, mi son yıllarda? Öyle, evet, öyle. Daha gerisine götüreyim ben sizi. Hmm. Çok rahat edersiniz. Genlerimizi araştırarak 60, 70, 100 bin, 200 bin yıl öncesine gidiyorsunuz ama milyonlarca yıl öncesine götüreyim ben sizi. Uzayla ilgilendiğiniz zaman cevabını buluyorsunuz. İnsanların, canlıların birer uzay tozu olduğunu söylüyor uzmanlar. Nedir bu? Biliyorsunuz. İzleyicilerimizle paylaşalım. Uzaydaki gezegenlerin, yıldızların maddesi neyse nedir? Demir. İnsanın vücudunda var. Uzay evreni oluşturan en önemli madde karbondur deniyor. Karbon insanın vücudunun çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Yani Mars'a baktığınız zaman Mars toprağındaki özellik neyse sizin vücudunuzda var. Evet. Genlere gitmeyin. Gen dediğiniz işte 200 bin yıl öncesi. Ama yalnız milyar dünyada yıl şu anda bir tespit efendim? Edebildiğimiz hayat gelişimi dünyada var. Öbürlerinde olası bir ama şey var. Bizim vücudumuzdaki tabii. bütün metaller... Ama dünyada da var. Yani dünyada tabii, olmayan tabii. metal yok bizde. Tabii işte o metal, vücudumuz metallerden oluşuyor sonuçta. Evet, tabii ama dünyada var onların hepsi. Yani genlerimizde ne yani var, nereye var, gideceğiz Mars'ta derken... Mars'ta olup da dünyada olmayan bir metal bizde yok. Bizde olmaz. Evet, evet ama yani evet. Mars'ta olan ve dünyada olan topraktaki evet. metal bizim vücudumuzda tabii. var. Evet. Burada demir var değil mi kanımızda? Önemli olan o sözünü ettiğiniz evet. karbonla birlikte azot, hidrojen o elementlerin bir nükleik asit olarak DNA o şekilde dizilebilmesi. Evet, ham madde olarak var. Periyodik tablodaki bütün elementler doğal olarak toprakta, yeryüzünde var ve tabii. insanda da var. Evet, evet. Fakat onlar tek başına hayat kaynağı değil. Hayat evet, kaynağı tabii. olan DNA. O DNA'nın da oluşumu evet karbon ana unsur. Karbonla birlikte dediğim gibi birkaç önemli hayati element. O nükleik asitin dizilmesi ilk defa nerede nasıl oldu bilmiyoruz. Uzaydan mı geldi başka bir şekilde mi? Uzaydan geldi. Kesinlikle her şey uzaydan geldi. Zaten uzaydayız. De, yani dünyada yeryüzü de sayılmaz yani. Bir de, evet. Bir de, bakın, bir de ben sizi rahatlatmak için evet, söyleyeyim doğru. isterseniz. Ben çok rahatım ama buyurun. Genetik oynamalar neticesinde hani bu ırkçılıktır veya yapma istediğimiz şekilde üstün vasıflarda insan olacak mı? He. Benim şahsi kanaatim bu olmayacak. Evet, neden olarak söylüyorum bunu? Mesela tohumlarda iki ayrı anne ve babadan meydana gelen tohumdan katır cinsi dediğimiz hibrit tohum yapılıyor. Ama bu tohumun bir özelliği var. Dediğiniz gibi kuvvetli, çok veriyor ama çocuğunu alamıyor. Alamıyorsunuz. Evet, yani doğru. dolayısıyla evet. insanlık bu genlerle oynamaya başlıyor. Üremeyen bir cins çıkıyor ortaya değil mi? Evet. Katır yani bitiyor. Katır cinsi. Ha. Anne evet, eşek, doğru. baba at evet. ama evet. meydana doğru. gelen katır onlardan daha güçlü, dayanıklı ama çocuğu olmuyor. Evet. Dolayısıyla ayrı bu tür, oynama neticesi. Ayrı bir tür olmaz yani, ama evet. hastalık giderilebilir. Yani diyelim kanserli olan bir bölge eğer başarılırsa evet. tabii varsayın bu da bir hipotez. Evet. O kısmı doğru yani kodlayarak çevirdiği zaman olabilir. Yani kanserli, boyunun uzun olması, kısa olması ama onun dışındaki türü değiştiremez. Onun dışındakiler bence yazılımla alakalı. Yani maddi değil, manevi olarak tabii. insanın hayatı boyunca aldığı. Yani bizim de Türklüğümüz içinde tabii. bulunduğumuz Bunumuz, ta evet. milli şuurdan gelen bir varlığımız. Ve dolayısıyla son işte 60 bin senede, 80 bin senede nerelerde gezmiş olmamız hiç önemli değil. Evet, annelerimizin ne gibi anneler bize ilave olduğu hiç mühim değil. Hepimiz kardeşiz sonuçta. Ama, evet. ama bir yani, de ama Türklüğümüz bir, var. Bir tarih, tabii. milli şuurumuz Bu var. Var evet, ve onun tabii. adına Türklük diyoruz. Hatta sırf Türklük insanlar değil, öyle, bitkilerle de akrabayız. Evet. Yani bir tabii, insan tabii, genomuyla canlı, lahana %57 aynıdır kimyası. Yani. Aha canım, hayır. O açıdan yani sırf bütün canlılar da bütün bir aile gibiyiz yani. Evet, çok teşekkür ediyorum hepinize. Biz insanlar çok bencil canlılarız. Bilim konusunda da öyleyiz. Bir soruyla kapatalım. Hocama soruyorum diyor Murat Bey. Murat Bey'e sorayım. Güneş nereden doğar, nereden batar? Çok basit oldu. Murat Bey size soruyorum. İsterseniz hocama sorayım. Yeryüzünde bulunduğunuz noktayı söylerseniz. Güneş de Türkiye'deyiz. Türkiye'de. Yani yön olarak kuzey, evet, güney, tabii, doğu, batı. Kastınız doğu istikametine Korkmayın baktığımızda. Korkmayın ya, çok basit bir soru. Evet, ben de yani doğudan doğar diyeceğim, tabii, batıdan batar. Evet. Sizce hocam? Öyledir.
Aslında Turgay Bey'e sormuyorum. Turgay Bey benden. Evet, belki batıdan doğuyor. Güneş yok, doğmaz. Güneş doğmaz, dünya tabii döner diyeceksiniz diye tahmin ettim ama tabii, öyle bir kelime oyununa... Aynen öyle. Evet, ama tabii, biz hepimiz, bilim insanları da, değil mi, kitaplarında güneş doğudan doğar, batar. Tabii, güneş doğup tabii batmıyor ki ya. Batmıyor ki. Biz kendimiz doğup batıyoruz, dönüyoruz etrafında. Tabii. Kendi bencilliğimizden güneş batıyor diyoruz. Ne batması? Öyle diyoruz tabii. Öyle. Güneş dünyanın kaç bin katı? Katı tabii. Büyük bir ateş topu kendi etrafında dönüyor. Dönüyor tabii. Saniyede 200 bin ilgilendiği yok zaten. Saniyede tabii yaklaşık 200 bin kilometre hızla dönüyor. Saniyede tabii 200 bin kilometre mi? 217 evet bin kilometre mi? Bu kadar hızla dönen bir helyum topu, hidrojen topu. Ve biz diyoruz ki buna yani cüssemize bakmadan hani evet sivrisinek tekere konmuş da üf ne çok evet toz çıkarıyorum demiş onun gibi. O güneş bizim etrafımızda dönüyor. Biz merkeziz ya, hala orta çağ. Bizim öyle batımızda tabii batıyor, doğumuzda doğuyor. Hadi oradan, öyle bir şey yok. Yani evet, Erbakan dediği gibi. Bizde yerleşmiş bir hata diyelim. Yani tabii eski çağlarda bilim insanlar da söylüyor. Ama hala o şey ilkel olarak, şeyler. Değiştirelim yani derseniz o zor olur yani insanları. Evet. Gördünüz mü? Değiştirelim dersek tabii zor mu olur? İşte ona, ona göstermek istedim. Nasıl bir terim istedim koyacağız ama yerine? Güneşin de 4000 küsur yılda gücünün azalacağı var. Milyon. Milyon yıl. 4000. Yok. 5 milyon yılda. Milyon değil, 4200 yıl. 4200 yılda mı? Evet, 4200 kıyamet yaklaşmış ama benim yani bildiğim milyon yıl. 2000 yılımız var merak ama etmeyin. Evet. Göç ederiz o sırada. Tabii. Sadece bizim galaksimizde, bizim güneş tabii gibi 30 başka bin tane, 30 evet bin tane güneş var hocam. Evet. 30 bin güneş evet ne demek? Tabii. Bu güneşe biz bakıyoruz, evet, millet tapmış buna vaktiyle tabii büyük enerji diye. Tabii. Şimdi de olmasa yaşayamıyoruz. Onlara, evet. Dünya onun etrafında dönünce karanlık oluyor, ışık oluyor, yakıyoruz değil tabii mi? Hayat evet ölüyor neredeyse. Evet. 30 bin tane var bunun gibi. Evet. Seçmeyen hiçiz biz ya. Yani evet bir hiçiz. Neyse, bunlar astronomiyi de başka bir zaman konuşuruz. Zamanda, Sayın evet Turgay Tüfekçioğlu çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sayın Murat Münzer çok teşekkürler. Ve Sayın Profesör Doktor Timur Kocaoğlu, size de çok teşekkürler. Kurtuluş Savaşı'yla, babanızın anılarıyla başladık. Buhara Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Osman Hocaoğlu'nun oğlu olarak buradaydınız. Hem o günleri anlattınız hem de genlerle ilgili amatör alanınızı anlattınız. Zevkli bir program olduğuna inanıyorum. İzleyicilerimiz öyle düşünüyor. Çok teşekkürler. 5 saati doldurduk. Başlangıçta tahmin etmiş miydiniz bu kadar süreceğini? Eski programlarınıza bakarak tahmin ettik. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili seyirciler, sizler de ekran başında bizimle birlikte olduğunuz 5 saattir. Çok sizlere de teşekkür ediyoruz. Pazar akşamı Halk TV'de göreceksiniz beni. Pazar akşamı saat 22'de. Orada yine bu Musul ve Musul'daki gelişmeler, onları değerlendireceğiz. Bir 3 konuğumuz olacak orada da. Bir asker, emekli asker, uzman. Bir terör uzmanı, bilim insanı, bir de askeri psikiyatrist olacak. Enteresan bir üçlü oluyor. Saat 22'de Halk TV'de buluşacağız. Bu programların da devamı var. Haftada 3 televizyon, 3 program, birer de tekrarı var. Tekrarı var. 6 gün karşınızda olacağım. Bastığınız zaman Tayyip Erdoğan'dan çok karşınızda olacağım. Siz sıkılana kadar devam edeceğiz. İyi sabahlar, hoşça kalın.